Arkadaşlar merhabalar bu videomda 3D yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabındaki üçgende benzerlik konusundaki test 4'ün çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. G noktası ABC üçgenin ağırlık merkezi GE ile BC birbirine paralel verilmiş. Ağırlık merkezinden geçen bir doğru var mı? Var. Nedir arkadaşlar? Bu kenar ortaydır. Ağırlık merkezini kesinlikle ama kesinlikle kullanıyoruz. Bir de 1'e 2 oran yok muydu? Vardı. A ise burası 2A'dır. E gençler Şuradaki üçgende ne çıktı şimdi? Hocam buradaki üçgende bakın. Temel orantı çıktı. Şu paralelliği kullanacağız zaten biz. E hocam şunlar paralelse 1'e 2 oran varsa direkt kolaylarda böyle kafadan yapıyoruz. 1'e 2 oran varsa 1'e 2 oran vardır. Direkt 20'dir. E Allah'tan buradaki kenar ortaydan bunların da eşit olduğunu göstermişiz. Hocam burası 30'sa e burası da 30'dur. Toplamda burası kaç yaptı? 60 yaptı. Bizden de zaten AC uzunluğu isteniyor. Cevabımız Denizli oldu. Paralellikler verilmiş. Böyle bunlar birbirine paralel verilmiş. X artı Y nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Öncelikle küçük kelebeğe bakalım mı gençler? Bakalım bakalım. Hocam yukarıdan aşağı 2 bölü 4 Y bölü X diyebiliriz aslında ama gerek yok. 1'e 2 oran var. Y ise direkt burası ne oldu arkadaşlar? 2 Y oldu. Sonra hocam şuradaki bir temel orantıya bakacak olursak. Niye temel orantı? Çünkü şu paralelle şu paralelliği kullanmam lazım benim. E 4'e 3 oran var. 4'e 3 oran olacak. Yani isterseniz şunun şunu oranı, şunun şunu oranı da diyebilirsiniz. Ya da Tales amcadan dolayı hocam bak üçgen 6 olmuş, dörtgen direkt 8 olur da diyebilirsiniz. Hani kolaylaşsın artık bazı şeyleri. Bence temel orantıdan da yapabilirsiniz. Her şeyden yapabilirsiniz ama üçgen 6 olmuş ya dörtgen sonuçta bir oran var burada. Dörtgen 8 olur. Yani x eşittir 2y o da eşittir 8'den. x buradan 8 geldi. y buradan kaç geldi? 4. 8 ile 4'ün toplamı isteniyor. Cevabımız kaç oldu? 12 oldu. Yani cevap akçay oldu. ABC bir üçgen ve paralellik verilmiş. Gençler şununla şu paralellik verilmiş. Bu paralellikleri biz bir kere kullanacağız değil mi? Doğru değil mi? AB ile EF birbirine paralel vermiş. Eyvallah. E hocam şunlar paralelse bunlar değişirse bir orta taban çizgisi değil midir bu? Aynen öyle. Yani şununla şu birbirine nedir? Tabii ki eşittir. Yani burası da 12 artı x yaptı. Başka ne yapacağız arkadaşlar? Şuradaki eşitleri de bizim kullanmamız lazım. Nasıl bir hamle yapabiliriz? Nasıl bir şey yapabiliriz? Düşüneceğiz. Buralara yoğunlaşacağız. Gençler ne yapalım biliyor musunuz? Bu verilen bilgilerle bir şey yapamıyoruz. Sadece bu parayla. Ya bir şeyler çizmem gerektiği belli. Ya oranlama varsa tabii ki benzerlik yapacağız. Hatta eşitlik varsa ne yapacağız? Orta çizgisini çizeceğiz. Bazı arkadaşlar şunu da yapabilir. Hocam şu eşitliği kullanmak için ben bunu böyle uzatsam. A kelebek dekoran birebir. Tabii ki oradan yapabilirsiniz arkadaşlar. Sıkıntı değil. Ama biz uzatmaları genelde sevmiyoruz. Ne yapalım? Şu eşitliklerin olduğu yerden mesela şuradan şu eşitliğin olduğunu mantığını kullanayım ben. Ne yapayım? Eşitliğin olduğu yerden bir orta taban çizelim. İsterseniz böyle bir paralel çizebilirsiniz arkadaşlar. Kelebek de oluşur. Ve aynı zamanda şurada da ne oluştu arkadaşlar? Bir orta bir temel orantı oluştu. Ve burada da bir ne oluştu arkadaşlar? Kelebek benzerliği oluştu. Buradan yapabilirsiniz. Bak birinci yol bu olsun. E hocam nasıl yapacaksınız burada? Bak kelebekteki oran paralel çizdin ya. Kelebekteki oran birebir. 12 ise 12. E hocam burada da bir orta oluştu. Yani burası 12 ise 24 diyebilirsiniz. Dolayısıyla x artı 12 artı x eşittir 24'ten. 2x eşittir 12'den x e 6 bulur, bulabilirsiniz arkadaşlar. Birinci yolun bu olsun. İkinci yolum da şu. Ort tabanı bu şekilde çizince bu kelebeği kullandık. Peki orta tabanı bu eşitliğin olduğu yerden ya buraya paralel çizeceğim. O zaman alttaki BC'ye paralel çizmiş oldum. Ya da şöyle bir paralel çizeyim. Şuna paralel çizeyim. E ben buradan paralel çizince arkadaşlar şurada bir ort taban oluştu mu? Oluştu. Bu orta tabanımız ne orta tabanı? Hemen o şeyi yazalım arkadaşlar. Paralel çizmiş oldun sen buradan buna paralel çizmiş oldun. E buradaki paralellikte bunlar eşitse Hocam şunlar da birbirine eşittir. Ve aynı zamanda arkadaşlar şunlar paralel değil mi? Şunda şu. Bunlar da eşit. Burada da bir orta taban oluştu. Dolayısıyla 12 ise burası da 12'dir. Orta tabandan. E burası 12 iken burası da 12'dir. E biz biraz önce zaten şu kırmızıdaki orta tabandan şuradakileri de yazmıştık. Yani şurası toplamda kaç arkadaşlar? Şöyle bakacak olursanız 12 artı x artı x. 12 artı x artı x eşittir. Toplamda 24'e mi eşit? Evet. 2x eşittir 12'den x'i de buradan kaç buluruz? 6 buluruz. Bu da ikinci yolumuz olsun. Yeter ki oranlamanın mantığını kullanın. Her zaman sonuca ulaşırsınız. Cevap Edremit oldu. Halil 600 cm uzunluğundaki bir ipi ağaca bağlıyor. Evet ipin uzunluğu kaçmış arkadaşlar? 600. Hemen şunu 600 diye gösterelim. İpin diğer ucunu sağ eliyle gergin olacak şekilde gözüne doğru yaklaştırıyor. Sağ eliyle Sağ eli şurada düşünün. Gözüne doğru yaklaştırmış arkadaşlar. Sağ eli aslında burada. Sol eliyle de 30 santimetrek bir cetveli ipin üstüne yüzünün göz, yüzünün önüne ağacın üst tarafını görecek ve ağaca paralel olacak şekilde tutuyor. Aynı işte tam üst tarafını görüyor. Bu şekilde de ağaca paralel olarak tuttu arkadaşlar. Cetvelin ipe değdiği nokta ile Halil'in tuttuğu nokta arasında. Halil tam gözün hizasında tutuyordu ya arkadaşlar. E burası 20 santimetre olarak verilmiş. Buna göre ağacın boyu kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Ne yapacağız? Bir temel orantı var arkadaşlar. Şunun tamamının oranı. 20 bölü 600 eşittir nedir? Şu. Bunun uzunluğu kaçtı arkadaşlar? 30'du. 30 bölü x mi diyeceğiz? Evet. Şu sıfırlar sadeleşsin mi? Sadeleşsin. Hocam 2 ile 600 sadeleşsin mi? Sadeleşsin. 300 kaldı. 3 ile 300'ün çarpımı da kaç yaptı? 900 yaptı. O zaman ağacın boyu kaç santimetre arkadaşlar? 900 santimetre. 900 santimetre kaç metredir? 9 metre. Ey maşallah. 9 metre boyunda bir ağaç boyu bulduk. Cevap balık esir oldu arkadaşlar. I noktası ABC üçgeninde. işte çemberin merkezi. İçteye çemberin merkezini kullanacağız. Hocam buradan geçen nedir? Açı ortaydır. Hocam şuradan geçen ama 45'i bölüyorum. 45 bana lazım. Buradan geçeni hiç çizmeyeyim. Başka? Hocam şuradan A'dan geçen de ne olmak zorunda? Açı ortay olmak zorunda. Çünkü... İç i̇şte, teğet çemberin merkezini gördüğünüz zaman içeriden teğet çember çizmeyin. Onu kullanın arkadaşlar. O zaman buradaki açı da 45'tir. Uzun buradaki açı da 45'tir. Ya hocam benim şuradaki 45'i kullanmam lazım. E ben burada 45'i nasıl kullanacağım? 45'e ait bir şey var mı? Aslında şurası 90, burası 90, burası 45. Ha var. Bak açılara yoğunlaşınca 90, 45, 45 deyince bak şuradaki dörtgene yoğunlaştık. Buradaki dörtgenden dolayı Dörtgen iç açıları toplamı 360 olacağından dolayı hocam 90 90 180'i buradaysa ikisinin toplamı da 180 olacak. Buraya 135 kaldı. Dolayısıyla buraya da 45 kaldı. a ne çıktı? Hocam burası da 45 burası da 45. Şunlar birbirine paralel çıktı. Soru bitti. Zaten bak burası K iken K uzunluğu, uzunluğu K iken BK uzunluğu 3K verilmiş. Şurası da 3K. E şunlar Temel orantıdan paralelse 3'e 1 oran varsa burada da 3'e 1 oran yok mudur arkadaşlar? Evet. Yani burası 3 burası n'dir. n en 3 ise x eşittir 3 n o da eşittir n yerine 3 yazdığımızda 9 yapar. Cevabımız böylelikle balık kesir oldu. Bir tenis topu yerden 2.1 metre yükseklikten atılıyor ve yüksekliği 90 santimetre olan fileye takılmadan hemen üstünden geçiyor. Yani tam böyle teğet geçiyor demek istemiş herhalde. Peki eyvallah. Sonrasında sonrasında arkadaşlar şurası biraz şey olacak ama şöyle bu zemine dik ya şu file zemine dik ya şurası belli olacak arkadaşlar bak filenin belli bir uzunluğu burası da 2.1 burada bir temel orantı oluştu mu şöyle oluştu bana verilen bilgilere bakalım ee, atılıyor ve yüksekliği 90 cm yüksekliği 90 cm olan nedir arkadaşlar 0.9 metre değil midir evet e, o zaman ne yapacağız gençler ben buradan şunu bulabilirim şu bölü şunla şu filedeki üzerindeki uzunluk şu da file de zemine dik olduğundan burası da zemine dik olduğundan burada bir temel orantı çıktı. Şu bölü tamamı. Evet 0,9 bölü 2.1 yani 9 bölü 21 yani 3'e bölü 3, 3'e bölü 7, 3 bölü 7. Hocam burası 3K iken tamamı 7K'dır burası ne oldu? 4K oldu mu? Oldu. E hocam file şu dikdörtgen zemine dik yani şöyle yaptıkça yapacak olursak şunlar birbirine paralel oldu mu? Oldu. E hocam bunlar birbirine paralelse burası da dik olduğundan dolayı. Çünkü burası 90 ya bu da zemine şuraya paralel olduğundan dolayı. E dik oldu. E bunlar paralel çıktı. E 3'e 4 oran varsa burası da 3N burası da 4N değil midir? E arkadaşlar bakın. Şurası da 8 verilmiş. Yani 4N 8 ise 4N 8 ise N'i buradan 2 buluruz ve bizden X eşittir 3N isteniyor. N de 2 olduğundan cevabımız ne çıktı arkadaşlar? 6 çıktı. Yani sorumuzun cevabı denizli oldu. Şekil 1'de 6 metre genişliğinde bir yolun Orta noktasından caddeye yaklaşan bir aracın ön camının orta noktasında bulunan araç kamerası. Evet ön camının orta noktasında bulunan araç kamerası e, binanın 24 metre uzunluğunu görmektedir. Evet araç kamerası şöyle 24 metre şeyini görüyor arkadaşlar burada. Peki eyvallah burası da 6 metre. E gençler şuradaki mesafede kameranın şu zemine olan uzaklığı şuraya olan uzaklığını kaç vermiş? 4 vermiş. Ben bunu kullanacağım. Arkadaşım şunu şöyle çizecek olursak. Öncelikle şuna bakalım mı? 6 bölü 24 nedir arkadaşlar? Şurada 6 bölü 24 bir temel orantı var değil mi? Şöyle baktığınız zaman 6 bölü 24 1 bölü 4'e eşittir. Tamam aklında bulunsun. 1 bölü 4 ise hocam 1 bölü 4 yani burası A iken burası 4 A burası ne olacak? 3 A olacak. E gençler biz buradaki mesafenin 4 olduğunu biliyoruz. Hop şunu şöyle uzatacak olursak hocam burası 4 ise bak 1'e 3 oran var. Şu temel orantıda koldan kola geçişte hemen kolayca diyorduk. Hocam 1'e 3 1'e 3 yani 4 ise burası direkt ne oldu arkadaşlar? 12 oldu mu? Oldu. İsterseniz A bölü 4 A 4 bölü Şuraya da N deyip 4 artı N de diyebilirdiniz arkadaşlar. Önemli değil. Neyse ben burayı ne buldum? 12 buldum. Şuradaki yolun genişliğini 12 buldum. Peki yanda devam ediyor soru. Tabi sizde altta devam ediyor. Bu araç doğrusal olarak 4 metre geri geldiğinde. Arkadaşım bu 4 metre eleman geri geldiyse. E, önceden de zaten buradaki mesafe neydi arkadaşlar? Şuradaki önceden mesafe 4'tü. 4 metre daha geri geldi. Burası kaç yaptı? 8. Yolun genişliğini ne biliyorum ben? yolun genişliğinde şuradaki genişliğinde 12 diye biliyorum. E o zaman arkadaşlar buna göre diyor şekil 2'deki araç kamerası caddenin karşısındaki binanın kaç metresini görmektedir diye soruluyor. E buradaki mesafede belli zaten. Bu mesafede kaç? 6 değil mi? Evet. E, olay bitti. Şimdi temel orantı yapacağız gençler. E, burada 8 bölü 12 var. Hani koldan kola geçişi yapalım. 8 bölü 12. 8 bölü 12 dediğimizde 4'e bölü 2 4'e bölü 3. Yani burada e, Aşağıdan yukarı. Yani burası 2 bölü 3 oran var. Burada da 2 bölü 3 oran mı olacak? Evet. Şimdi ben buradan buraya ulaşabilir miyim? Ulaşırım. Nasıl? Şunun tamamının oranı. Yani 2a bölü 5a eşittir. 6 bölü x mi yapacaktır? Aynen öyle. İşler dışlar 2x eşittir 30'dan. X'i e de buradan kaç buluruz gençler? 15 olarak buluruz. Yani cevabımız böylelikle denizli çıktı. AB dik AC, AD eşittir dc ve 6'ya 18 verilmiş. Ne yapacağız gençler? Eşitlik var. Eşitlik varsa orta taban. Bazı arkadaşlar direkt buradan hop muhteşem şu çizeyim hocam. Hani biraz hissederek yaparlar. Yani neye dayanarak muhteşem şu çizdim? O da var. Şimdi e, ben burada ne yapacağım? Eşitliğin olduğu yerden hocam eşitlik gördüysek orta taban tabii ki. Hop ya buraya ya sola. Ya buraya ya aşağıya. Hocam üçgen oluşturmak en mantıklı hareketti. O yüzden şuradan şuraya çizmek Buna paralel çizmek daha mantıklı bir harekettir. Buradan böyle paralel çizdin. Madem paralel çizdin o çizdiğin paraleli kullan. Bunun tamamı kaç kardeşim? 24 değil mi? Hocam 18 altta 24. Burası 12 olacak. Burası da 12 olacak. Buraya ne kaldı? 6. 90'ı kullanmadın. Bak soruyu çözmek istiyorsan verilen bilgileri kullan. Hocam burası 90 sa hop paralel. Burası da 90. Aa ne çıktı? 90 derece var. Eşit eşit. Ne çıktı burada? Muhteşem. Yani x ise burası da x burası da x oldu. x dediğimiz kaç oldu o zaman arkadaşlar? 6'ya eşit oldu. Cevabımız böylelikle c -han oldu. G noktası ABC üçgenin ağırlık merkezi. Evet ağırlık merkezini kullanacağız kardeşim. Nasıl kullanacağız? Seçeneklerin fazla. Ya buradan kullanacaksın. 1. Ama hocam burası verilmemiş. Niye bunu kullanayım? Ya buradan kullanacaksın. 2. Ya hocam onu kullanamam o zaman. Yani x artı 4 bölü 2 biraz sıkıntı yaratabilir ya da bunu kullanacaksın 3. Sanki bu daha mantıklı arkadaşlar. E, ağırlık merkezinden geçirdin ama bak eksik parçaları tamamla. Hocam bunun tamamı 10. Hocam burası 5. Burası da 5 olacağından 4 kaldı buraya. E sadece ağırlık merkezinden geçen kenar ortay mı? Her bilgiyi şekil üzerinde göster. Niye göstermiyorsun? Soruyu ondan dolayı çözemiyorsun ondan sonra da. Bak kardeşim ağırlık merkezinden geçen. Hocam 1'e 2 oran var. A ise 2A. E tamam. Şimdi ne yapacağız arkadaş? Sen bunu hiç kullanmadın. Buna ait bir şey yapman lazım. E oranlamalar da var. Soru hala çıkmıyorsa büyük ihtimalle ne vardır? Benzerlik. E ne yapacağız? Gençler. Bak şimdi. İster buradaki oranlamayı kullanaraktan bir şey yap. İstersen buradaki oranlamayı 5'e 4 oran buldun ya burada. Sayı değeri buldun sonuçta. Buradaki oranlamayı kullanarak bir şey yap. İstediği yerden çıkar. İsterseniz ilk etapta ben buradan kullanayım. Hocam buradaki oranlamayı ben nasıl kullanabilirim? X çıkmadı ya. Hop şöyle paralel çizerek hocam. Tamam. Paralel çizdiğinde hocam burada 2'ye 1 oran olacak. Birincisi bu. 5'i nasıl kullanabiliriz burada? 5'i de şu bölü şundan dolayı şurayı kullan burayı bulabilirim. Sonra burası da ne yapacak? Buradaki bilgiyi de kullanalım. 2'ye 1 oran. Tamam. Şimdi ben şuraya bir şey mi desem arkadaşlar? Burası A iken burası 2A'dır. Buraya ne kaldı arkadaşlar? Buraya 2A 4 kaldı. E hocam şununla da şu birbirine paralel ya. Bak çıktı mı? Çıktı. Ne çıktı? Öncelikle temel orantıdan 2 bölü 3'ten dolayı şuradan bakın 2 bölü 3'ten dolayı 5 bölü bilmem neden burayı bulursun. Sonra şuradaki üçgenden bak şuradaki ADE üçgeninden de hocam şu bölü şu bu bölü buna eşit deyip oradan sonuca ulaşırsın. Her türlü oranlamayı kullan sonuca ulaşırsın. Ama bu uzun oluyor biraz. Şimdiki çözeceğim yol büyük ihtimal daha kolay olacak. Şimdi ben peki buradaki oranı kullanırken uzun olduğunu fark ettim. Hemen yolda değiştirebilirim aslında. Ne yapabilirim? Şuradaki oranlamayı kullanayım. E buradaki oranlamayı kullanırken alttaki bilgiyi de kullanacağım ya. Hop alttakine bir paralel çizeyim. Şöyle bir paralel çizince bak şunlar birbirine paralel olunca. Aa ne güzel 2'ye 1 oran oldu hocam burada. Aa ne güzel şununla da şu paralel olduğundan şu üçgende 5'e 4 oran var 5'e 4 oran olacak. Yani direkt burası 5K iken burası ne olacak arkadaşlar 4K olacak. Şimdi şuradaki üçgene bakarsam ne oldu? Bakın daha kolay çıktı gerçekten. Hocam 2'ye 1 oran var. 2'ye 1 oran olacak. Yani burası 4 ise burası kaç olmalı? 2'ye 1 oran. 2'ye 1 oran şu paralelden dolayı 2 olur. Yani 4K eşittir. 2 ise K'yı buradan 2 bölü 4'ten kaç bulursun? 1 bölü 2 bulursun. Senden de X 9 kya eşit değil mi? X 9 kya eşit. Yani 9 çarpı 1 bölü 2'den cevabın böylelikle 9 bölü 2 çıkar. Her türlü sonuca ulaşırsın kardeşim. Bak oranlamayı kullan. Oranın olduğu yerde de Soruyu çözemediysen tabii ki benzerlik temel orantı yani Thales teoremlerini oluşturacaksınız gençler. Bazen kelebek benzerliği de olabiliyor tabii ki. Peki başka türlü yapabilir miydik hocam? Belki şuradan şuraya paralel çizip de yine yapabiliriz ama şuradaki bilgiyi o zaman kullanmamış mı oluruz? Evet buradaki bilgiyi kullanacak şekilde bir şey yapmak daha mantıklı olacaktır arkadaşlar. Yani en güzel çözüm en kolay çözüm sanki bu gençler haberiniz olsun. Evet böylelikle sorumuzun cevabı Ceyhan oldu. AD paralel BC demiş. Gençler şunlar birbirine paralel verilmiş. Eyvallah. Ben ne yapıyordum gerçi? Paralel doğruların üstünden geçiyorum ki böyle kelebek ya da temel varsa daha rahat bir şekilde fark edeyim. Evet burayı 11 demiş ve BC'yi 25 demiş. Hocam BC uzunluğu 25 verilmiş. Şu BC'nin 25'liğini de kullanacağız tabii ki. Şurası 25. Yukarıdaki G noktası ABC üçgenin ağırlık merkezi. Madem ağırlık merkezi ağırlık merkezini kullanmak zorundasın. Nasıl kullanayım? Ya istersen seçenekler fazla. Buradan çizsen hocam bir işimize yaramıyor. Bak mantıklı olanı da kullanacaksın. Şuradan çizsen şekil çok karışacak. Peki şuradan çizsek a daha güzel olacak sanki. Niye? Bunu çizince bak 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 bak. Şurada bir kelebek benzerliği çıktı mı çıktı ama hocam kelebekteki oran yok. Sorun sende. Niye sende? Ağırlık merkezini çizdin ama sadece çizmeyle kaldın. Bak e verilen her bilgiyi kullanmak zorundasın. Dibine kadar kullanmak zorundasın. Nasıl hocam dibine kadar? Ya kardeşim sen burada ağırlık merkezinden geçen doğruyu çizdin ama sen bunların niye kenar orta olduğunu göstermiyorsun? Bir. Niye burada 1'e 2 oran olduğunu göstermiyorsun? 2. İşte bunları göstermezsen sonra ay göremiyorum soruyu. Ya geometri görme işi değil ki. Verilenleri kullanma işi. Sen bunları yaz. Takır takır nasıl çözüyorsun bak soruları. Aa 1'e 2 oranı yazdım. Bak şimdi kelebekteki oran. 2'ye 1 ise a yukarıdan aşağı 2'ye 1 olan olacak. E burası 11 ise burası 11 bölü 2. Ege arkadaşım bunun tamamı 25'ti. E burası da 25 bölü 2 değil mi? E zaten 11 bölü 2 artı x de bak şu ikisinin toplamı 25 bölü 2'ye eşit olacağından. X de buradan 25 bölü 2 eksi 11 bölü 2'den 14 bölü 2 yapar. Yani cevabımız kaç yapar? 7 yapar. Bu kadar basit gençler. Evet cevabımız akçay oldu. ABC üçgeninde BD açıortay. Evet BD açıortay demiş ve buradaki açıyı 72 derece vermiş. O zaman burası da 72. 72 90 sa hocam burası 18'dir. E burası da 18'dir. A çok güzel. Hocam bu bir ikizkenar üçgen çıktı. A ikiz kenarda çizilen yükseklik tabanda iki parçaya böler mi? Böler. Dolayısıyla bunlar da eşit oldu. Eksi parçaları tamamlayalım. Hocam iki iç açının toplamı bir dış açıdan o zaman burası 54. E, aynı zamanda x kenarda çizilen yükseklik açı ortaydır. Burası da 54'tür. Ya da 36 90 ise burası da 54 diyebiliriz. E 54 72 ya da 36 ile 18'in toplamı hocam burası 54 yapar. Ana burada ne çıktı arkadaşlar? Şurada da bir x kenarlık çıktı. Şimdi dur bakalım. Başka bir yerde açı yazabilecek miyiz? Yazamayacağız. Bir şeyleri kullanalım şimdi. Verilen bilgileri kullanmaya çalışalım arkadaşlar. Şimdi burada bizden ne isteniyor bir kere? BD ve AE arasındaki ilişki. BD neredesin BD? Şunları belirleyeyim. BD ile AD, AE arasındaki ilişki soruluyor. O zaman ben bunlara gideceğim. Şimdi gençler şu ve şu eşit demedim bakın. Paralel de demedim zaten kesişiyorlar. Bunları böyle üstünü kalalım ki bunlar arasındaki ilişkiyi bulmaya çalışacağım. Nasıl yapabilirim? Ya gençler burada dikkatimi çeken şu var. Dik tabanı keş parçaya bölmüş. Aklınıza ne gelir? Valla benim aklıma gelen şu. ikizkenar kenar geldi. Hocam x kenar geldi. Şöyle çizebilirim. Ya x kenar geldi ama o zaman ben bu doğruyu böyle parçalı bir şekilde düşünmüş olurum. Sanki soru çözümünü uzatırım. İsterseniz göstereyim. Hocam dik taban iki eş parçaya böldüğü için aklıma x kenar geldi. Şuraya a dersem burası da a yaptı. 18 ise burası da 18 oldu. Burası da 18 oldu. Sonra burası 36 oldu. E, sonra buraya b dersem burası da b. E, şuradaki parçayı ben nasıl bulacağım? Böyle 18'in trigonometrik değerini sinüs değerini trigonometrik cetvel bilsem B2 yapabilirim. Şuradaki değeri de belki yazabilirim arkadaşlar ama trigonometrik değerini de bilmiyorum ve e, parçalı bir şekilde yapmaktansa bence bütünsel lazım bana bunlar. O yüzden buradan da çıkmıyor zaten. Bak hala daha yapmaya çalışıyorum. Düşünüyorum. Bir hamle yapabilir miyim? Yapabilir miyim? Yapabilir miyim? Bu arada ben ilk defa görüyorum soruyu. Düşünüyoruz şu anda. Arkadaşlar buradan çıkmaz. Peki. O zaman sileceğiz. Yapacak bir şey yok sildik. Arkadaşlar sadece şunların birbirine eşitliğini biliyorum. Peki ben ne yapabilirim? Ben her zaman ne diyorum? Verilen bilgiyi kullan ya da bulduğum bilgiyi kullan diyorum değil mi? Evet. Ben ne buldum? Şurada eşitliği buldum. Hocam bu eşitlikten faydalanmaya çalıştınız. Yapamadınız. Belki de çıkıyordur ha. Onu da söyleyeyim. Ben şu an fark edemedim. Peki ben buradaki dik tabanı keş parçaya bölmesini düşünerek de yaptım. Ya sadece eşitliğe yollaşsam. Hani şuradaki eşitliği buldum ya eşitlik buldum. Eşitlik gördüğümde ne yapıyordum peki arkadaşlar? Eşitlik gördüğümde orta taban çizgisini çiziyordum. Şundan eşitliğini şöyle göstereyim. Orta taban çizgisini çiziyordum. Eşitliğin olduğu yerden bir orta taban çizgisi çizeceğim arkadaşlar. İhtimal hocam şuraya mı çizsem ama şekil çok karışıyor sanki değil mi arkadaşlar? Ve şunu parçalıyorum. Şuraya çizsem bunlar bütünsel lazım bana. Şu tarafa doğru şu siyah çizgiye doğru çizdim arkadaşlar. E o zaman burası K iken şu siyah çizgi tamamını ne yaptı? 2K yaptı. Hocam şunlar birbirine paraleldi. Çok güzel. E bunlar birbirine paralelse. a çıktı soru. Bak 54 ise yöndeş açıdan dolayı burası da 54 mü? Ya da bazılarınız onu fark etmez belki. Hocam paralel ya 18 ise burası da 18 deyip iki iç açı bir dış açı da diyebilirdiniz 54 deyip. Çünkü ya da bunlar paralel hocam 54 ise burası da 54. Bak 54 iken burası da 54. Yani şu parçayla of şu parçaya bak ne oldu birbirine eşit oldu e hocam şu parça şu parçaya eşit oldu yani burası k iken burası da k oldu mu oldu soru çıktı bd uzunluğu ben buraya k dedim ama şuraya bir n diyeyim isterseniz arkadaşlar şunlar n olsun çünkü aşağıda k çarpı bilmem ne diye soruluyor ya baştan alıyorum o zaman burası enken buraya iken dedim hocam şunla 54 54 olduğu için bu bir ikizkenar üçgen oldu e o zaman burası n burası da n oldu Şimdi BD uzunluğuna bakıyorum. Hocam 2N eşittir. K çarpı AE uzunluğuna bakıyorum. AE, AE uzunluğu da N. E burada N'ler gidince K'yı da kaç bulduk gençler? 2 bulduk. Gerçekten güzel bir soru. Zor bir soru mu? Ya arkadaşlar bak. Her zaman diyorum. Sen verilen bilgiyi kullanmadığı sürece soru çok zordur. Ya da bulduğun bilgiyi de soruda kullanacaksın. Bulduğum bilgiyi de kullanmadığın sürece soru çok zordur. Ben ne yaptım? Şuradaki eşitliği buldum ya eşitliğe yoğunlaştım. Hocam dik taban iki eşit parçaya böldü. ikizkenar kenar oradan çıkmadı. Sadece eşitliğe yoğunlaştım. Bir ort taban çizdim. Olay bitti gençler. Gerçekten şöyle baktığınız zaman çok da zor bir soru değil. Tamam kabul ediyorum. Zor bir soru. Ama sizler için niye zor? Bulduğunuz bilgiyi kullanmadığınız için zor. O yüzden her zaman şunu derim. Verilen bilgiyi kullan kardeşim. Ya da bulduğun bilgiyi kullan kardeşim. Geometride hiçbir şey boşu boşuna verilmemiştir. Lütfen bu sözüme altını çizerek söylüyorum. Çok 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 dikkat edin lütfen. Cevap böylelikle denizli oldu.